Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Parçamızda radyo tiyatroları ve radyo üzerinde durulduğunu görmekteyiz. A. Arkası yarım ve radyo tiyatroları radyonun ön planda olduğu dönemde popülerdi. Radyonun baş tacı olduğu arkası yarım ve radyo tiyatrolarının popüler olduğu zamanlar. Evet bunu söyleyebiliriz. Bu çıkarılabilir görüldüğü gibi. B. O dönem seslendirme sanatçılarının Türkçeleri ve sesleri çok iyiydi seslendirme sanatçılarının düzgün Türkçeleri ve muhteşem sesleriyle anlattıkları hikayeler ifadesi bunu gösteriyor. C. Arkası yarınlar gerçek tiyatroyu anımsatırdı. Demek ki burada da ayrıca radyo tiyatrosu olarak arkası yarınları, yarınları görmeyiz, görmekteyiz. Dekora, kostümlere, anlatılan kişilerin tiplerine ilişkin detayları kulağınıza fısıldayan sesler gerçek bir tiyatro tadında olurdu. Demek ki arkası yarınlar gerçek tiyatroyu anımsatırdı. D teknolojinin zayıf olduğu o dönemde efektler gerçekti. O zamanlar şimdiki gibi teknolojinin sunduğu efektler yoktu. Hikayelerde merdivenden çıkılacaksa gerçekten çıkılır. Kapılar açılır ve orijinal sesler kullanılırdı. Bunu da görmekteyiz. E Radyonun popüler olduğu dönemde radyodan başka iletişim aracı yoktu. Başka iletişim aracının varlığı yokluğu ifadesi parçada geçmiyor. Dolayısıyla cevabımız E'dir. Bu parça haşadakilerden hangisiyle sürdürülürse, parçada anlatılanla Selim İleri arasında benzerlik ilişkisi kurulur. Geçmişi ve kalabalığı olan bütün şeyler gibi İstanbul'un içinde de birden çok İstanbul var. Selim İleri'nin İstanbul'u bu İstanbul'lar içinde modern olan, günlük yaşantı içerisinde dolayısıyla olarak bağ kurduğumuz İstanbul değil. İstanbul'un içindeki, içinde sakladığı bir başka İstanbul. Selim İleri'nin her daim ulaşmaya çalıştığı Devam edelim A seçeneğiyle. Ulaşmaya çalıştığı, çabaladıkça da uz uzaklaşmaktan, ulaşmaktan uzaklaştığı şeydi bu. Böyle diyebilir miyiz? Diyemeyiz, bilemeyiz daha doğrusu. B. Nitekim Selimilerinin edebiyat anlayışında var olan, e, var olandan başkacayı anlatma üzerine kurulu. Var olan nedir örneğin burada? Var olan İstanbul'dur, modern olan, günlük yaşantı içerisinde dolayısıyla olarak bağ kurduğumuz İstanbul. Var olan budur ama Selim İstanbul'u bu değildir. Edebiyatında anlatmaya çalıştığı başka bir İstanbul'dur. İstanbul'un içinde sakladığı başka bir İstanbul şekilde. Dolayısıyla bakınız benzerlik görmekteyiz. C. İçindeki İstanbullardan hangisi olduğunu kestiremiyordu. Bunu da söyleyemeyiz. Bilemeyiz yani. D. Selim İleri de bir süre sonra bu aramalardan vazgeçecek. Yine bunu da söyleyemeyiz. E. Modern İstanbul onun içindeki İstanbul'u yok edecek güçte değil de henüz. Bunu da tam olarak bilemeyiz. Dolayısıyla cevap B'dir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Tanpınar Mahur Beste'de Behçet Bey gibi psikolojik bir tipi merkeze almakla beraber genel olarak Abdülaziz devrinden başlayarak toplumun tanzimatla birlikte içine girdiği değişimi dönemden insan portreleri vermek suretiyle anlatır. Dönemin toplumsal ve kültürel görünümü görünümüne e, ayna tutan saray çevresi, medreseliler, üst düzey memurlar, tüccarlar, müzikli şunaslar, değişim döneminden payına almış sıradan insanlar gibi ortak noktaları Behçet Bey'in hayatıyla bir şekilde ilgili olmak olan bir grup insanın hikayesi, tek bir olay örgüsüne bağlanmadan anlatılır ve yine bir sona ulaştırılmaz. Yazar. Romanın son bölümünü oluşturan Behçet Bey'e yazdığı mektubunda romanın kurgusuna ve sonuna açıklık getirir. Seçeneklere bakalım. A. Mahur Beste romanı tek bir olay örgüsüne bağlanmadan anlatılır ve bir sona bağlanmaz. Bunu görüyoruz. E, ortak noktaları ifadesine baktığımızda Behçet Bey'in hayatıyla bir şekilde ilgili olan e, olmak olan bir grup insanın hikayesi tek bir olay örgüsüne bağlanmadan anlatılır ve yine bir sona ulaştırılmaz. Demek ki bu çıkarılabilir. B. Mahur beste Behçet Bey etrafında gelişiyorsa da dönemini, dönemindeki değişimleri ve o dönemin portreleriyle anlatır. Evet bakalım. Tanpınar Mahur Beste'de Behçet Bey gibi psikolojik bir tipi merkeze almakla beraber genel olarak Abdülaziz devrinden başlayarak toplumun tanzimatla birlikte içine girdiği değişimi Dönemden e, insan portreleri vermek suretiyle anlatır. Demek ki bu da çıkarılabilecek bir ifade. C. Mahur Beste romanında yazar döneminin toplumsal ve kültürel görünümüne ayna tutan insanları seçmiştir. Dönemin toplumsal ve kültürel görünümüne ayna tutan saray çevresi, medreseliler, üst düzey memurlar diye devam eden bölüme baktığımızda bunun da çıkarılabildiğini görmekteyiz. D. Romanın sonunda Behçet Bey bir, yazı, e, bir mektup yazar ve bu mektupta romanın konu, e, sonuna açıklık getirir. Bu mektubu yazan Behçet Bey değildir. Bakınız parçamızın son bölümünde bunu görmekteyiz. Mektubu yazan yazardır. Yazar romanın son bölümünü oluşturan Behçet Bey'e yazdığı mektubunda demek ki mektubu yazan Behçet Bey değildir. Bu çıkarılamaz. E. Mahur Beste romanında saray çevresi, medreseliler, üst düzey memurlar, tüccarlar, musiki şunaslar anlatılır. Bunu da görebiliriz. Saray çevresi, sonra medreseliler, üst düzey memurlar, tüccarlar, musiki şünaslar anlatılır şeklinde parçamız devam ediyor. Bu da çıkarılabilir. Cevabımız D'dir. Bu parçaya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bitkilerin çoğu doğrudan gelen güneş ışığını sevmez. Doğrudan ışık teması bitkilerde bir takım olumsuzluklara yol açar. Bunun yanında çok ışık kadar az ışık da olumsuz etki oluşturur az penceresi olan ve az ışık kalan bir evde yaşıyorsanız çok fazla ışığa ihtiyaç, ihtiyaç olmayan bitkileri seçmeniz gerekecektir. Bunun dışında yapay ışıklandırmadan da yararlanabilirsiniz. A. Doğrudan ışık bitkileri rahatsız eder. Evet doğrudan ışık teması bitkilerde bir takım olumsuzluklara yol açar. Doğal olarak bu da rahatsızlığı gösterir. B. Bitkilerin çoğu doğrudan gelen güneşi sevmez. Bitkilerin çoğu doğrudan gelen güneş ışığını sevmez. C. Az ışığın olumsuz etkisi çok ışıktan daha fazladır. Böyle bir karşılaştırma yok parçamızda. D. Az ışık alan bir evde ışığa ihtiyaç duymayan bitki olmalıdır. Bunu söyleyebiliriz. Az penceresi olan ve az ışık alan bir evde yaşıyorsanız çok fazla ışığa ihtiyaç olmayan bitkileri seçmeniz gerekecektir. E. Yapay ışıklandırmadan da bitkiler için faydalanılabilir. Bunun dışında yapay e ışıklandırmadan da yararlanabilirsiniz. Bunu da söyleyebiliriz görüldüğü gibi. Dolayısıyla cevabımız C'dir. <laughs>